Fatih Altaylı 12 Eylül 2023 Fatih Altaylı Kontere. Madem öyle CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu olmalı. Meral Akşener'in yerel seçimlerde hiçbir partiyle işbirliği yapmayacağız. 81 ilde ve hemen hemen tüm ilçelerinde kendi adayımızı çıkaracağız açıklamasının saraya müjde olduğunu yazdım birkaç gün önce. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı almayı neredeyse kendi Cumhurbaşkanlığı kadar önemseyen Erdoğan'ın bu sayede İstanbul'u AK Parti'ye kazandırma ihtimalinin doğmasından son derece memnun olduğu aşikar. İyi Parti Genel Başkanı'nın bu sözlerine en az Erdoğan kadar hatta belki ondan daha fazla ise Kılıçdaroğlu ve yancıları olduğunu görmemekse mümkün değil. Ancak yine de bir korkuları yok değil. Ya İmamoğlu üzerinde tabanda bir uzlaşma olur ve seçilirse ne yaparız korkusu? Çünkü onlar da görüyor ki İmamoğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne rağmen seçilme ihtimali var. İyi Parti'ye oy veren İstanbullu seçmenin parti bağımlılığının düşük olduğunu ve genel seçimde İyi Parti'ye oy vermiş olmalarına rağmen yerelde İmamoğlu'nu destekleyebileceğini görüyorlar. Bu yüzden de CHP'nin trollerini ve maaşlı gazetecilerini şimdiden İmamoğlu'nun üzerine salmış vaziyetteler. İktidara yakın kanallarda karanlık finansmanlı kanallardan maaş alan kimi CHP'li görüntülü gazeteciler de genel merkezden gelen emirle İmamoğlu'nu yıpratma kampanyasını başlattılar bile. İktidar yanlısı kanallarda ve CHP'nin türlü vaatlerle elde ettiği part-time gazeteci, part-time siyasetçi sözde gazetecilerle İmamoğlu'nu hedef alacaklar. İmamoğlu ise tavır alamayan ve genel merkez muhaliflerini bile birleştiremeyen, pragmatik olmayı beceremeyen, saplantılı bir siyasetçi olarak bu saldırılarla mücadele etme yeteneği zayıf bir isim. CHP genel merkezine olan taban tepkisini yönetmekten aciz tavrıyla bu süreci yönetme becerisine sahip değil ama her şeye rağmen muhalif seçmen seçeneksizlikten ötürü onu seçenek olarak görüyor. Genel Merkez ve paralı askerleri ise İmamoğlu'nu paçavraya çevirip öyle aday yapmak, eğer buna güçleri yetmezse yani onlara rağmen İmamoğlu'nun hala seçilme ihtimali varsa bu kez de İmamoğlu'nu aday yapmamak niyetindeler. Aslında en doğrusu da bu. Madem bu kadar istemiyorsunuz İmamoğlu'nu aday yapmayın. Ama bilin ki İmamoğlu'nun alternatifi Mustafa Sarıgül değil. Hele hele oğlu Emir ya da Sarıgül ailesinin arzu ettiği üzere Şişli adayı olmuş bir Sarıgül hiç değil. Madem İmamoğlu'nun genel merkeze rağmen kazanma ihtimalinden korkuyorsunuz, madem İmamoğlu'nu yetersiz ve boş buluyorsunuz, madem aday dahi yapmayarak kazanma riskini ortadan kaldırmak istiyorsunuz, CHP'nin elinde tek bir alternatif var. O da Kemal Kılıçdaroğlu. Cumhurbaşkanı adayı olarak İstanbul'da Erdoğan'ın önünde olmayı başardı. Erdoğan İstanbul'da %48 alırken Kılıçdaroğlu hemen hemen %52 oy aldı. Bu yüzden de CHP'nin elinde İmamoğlu dışında İstanbul'u alma ihtimali olan en güçlü aday Kemal Bey. Üstelik şu anda milletvekili de değil ve partiyi yönetememekten başka bir işi de yok. Göçmen sever ırkçılar Göçmen severlerin hedefinde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ var. Özdağ savaş açmış durumdalar ve işi tutuklanmasını isteyecek kadar ileri götürüyorlar. Farkında olmadıkları ise şu, Ümit Özdağ'ın faşist yaftası yiyecek kadar sert tavır almasının nedeni aslında bu göçmen severler. Suriyeli ve Afgan aşığı bu tiplerin bir bölümü suç makinasına dönüşme emareleri gösteren, kendi içinde mafyalaşmaya başlayan, gettolar oluşturan, toplum kurallarını hiçe sayan göçmenleri bile haklı görmeye başlamaları toplumdaki tepkiyi artırıyor ve bu artan tepki karşısındaki vurdum duymazlık Ümit Özdağ'ın daha da sertleşmesine neden oluyor. Bir grup göçmen kadın herkesin kuyruk bekleyerek bindiği toplu taşıma aracına kural tanımaksızın öne geçerek binmeye çalışıyor. Buna tepki gösteren ve sıraya girmelerini isteyen yurttaşlar bu göçmensever, Arap aşıkları tarafından faşist, ırkçı, kötü kalpli, insafsız insanlar olarak gösteriliyor. Kural tanımayanlar zavallı, kurallara uyulmasını isteyenlerse faşist oluyor. Mahallede terör estiren, insanları bıçaklayan, silahla vuran, döven, göçmen, mazlum, buna tepki gösteren, kendini korumak isteyense suçlu ilan ediliyor. Göçmenlerin işlediği suçlar istatistiklere yansımasın diye örtbas edilir, kayıt altına alınmazken bunu talep edenler ırkçılıkla suçlanıyor. Ümit Özdağ bazı söylemlerinde aşırıya kaçıyor olabilir ama bunun aşırı görünmesinin nedeni göçmen severlerin de aşırıya kaçması makuliyetten uzaklaşma yarışını başlatan Ümit Özdağ değil. Türk kızlarını becermeye geliyoruz diyen Afgan ve Pakistanlıları bağrına basan, herkesi ırkçılıkla suçlayıp Türk kelimesinden nefret ettiklerini saklayamayan asıl ırkçılar. Kendi sapıkları yetmiyormuş gibi bu sapıkları da bağrına basanlar. Ne zaman insan oluruz? İyi insanların sesi kötülerinki kadar gür çıktığı zaman. Fatih Altaylı